Merhaba arkadaşlar, ben Nedim Yıldız, kanalıma hoş geldiniz. Neolab T480S bu traktörün kullanım testini yapacağız. Önce bir teknik özelliklerinden bahsedeyim. 48 beygir gücünde 3 silindirli yerli tür traktörün motoru var üzerinde. Turbo var, intercooler yok, turbo var sadece. 8 ileri 8 geri şanzımana sahip ve 2120 kilogram traktörün ağırlığı var. S serisi, yani bahçe serisi değil, beyler. Beyler baş serisi, ester hem spesyal hem bahçe hem tarla. Bu traktörün bir kullanım testi yapacağız. Neler sunacak bu kullanım testi? Frenleri nasıl? Çekişi nasıl? Geri ileri sistemi nasıl? Tam bir sekromeş mi? Yani ileri giderken geri geçebiliyor mu? Geri giderken ileri geçebiliyor mu? Shuttle'ı nasıl? Bunların hepsini bir kullanım testi yapalım, bakalım neler sunacak bize. Birinci vites. İki geçişleri güzel. Vites geçişleri güzel. 3. Biraz seri. 3'ü biraz seri. Şu an 4x2'de. Fren biraz sol tutuyor. Sağ ayarlanması gerekiyor yani. Sağın biraz ayarlanması gerekiyor. Çekiş 4. Fren sayı sol tutuyor ya. Bayağı bir ayarsız. Sert bir fren pedalı var. Devirde şu anda. Şimdi 4x4 takalım. Durmadan geçiyor mu? Evet. 4x4'ü şu anda. Sesi duyuyorsunuz. Neolab'lar böyledir. 4x4'te ses yapar. İyi. Fren böyle orta. Ortanın bir altı gibi arkadaşlar fren. 4 çekerden çıkartalım. Evet, şöyle çıktı. Şimdi buradan turunu bakalım. Birinci ses. Yo, serbest tam sol. İyi, dönüş açısı güzel. Şimdi buraya yukarı biraz yukarı bir yer. Başlayalım bakalım. Kaptıralım. 1 2000 devir. 3 2200 devir. 4 Son dip gaz. 48 beygir güç için iyi. Son gaz ama son süratine ulaşamıyor. Biraz seri geliyor. Biraz dik bir yerdeyiz şu anda. Evet, ben çekelim. Şunu anlatayım ben size. Traktör ister istemez 48 beygir güç olduğu için biraz bayıva yapıyor. Ama seri olduğu için, ama traktör turbo olduğu için bu açığı kapatıyor. Bu seyrilik açığını kapatıyor turbo olduğu için. Turbo olmasa bu traktör daha kötü durumda olur şu anda. Ama böyle yeterli. Fren orta kuvvette. Fren de yeterli. Giderken durmadan geri geçirmeyelim. Evet. Tam sekromeş. Geri giderken durmadan ileriye. Bu traktörün düzeni çok güzel ya. Yani bu, özellikle bu traktörün düzeni güzel. Şimdi geri yamaç yukarı. Seri 2 yokuş yukarı bir yere tırmanacağız şimdi. Evet. Bayılmıyor yani. Traktör gerçekten bayılmıyor. Azı gazına basmıyor. Allah.
Valla çok güzel ya. Sevdim. Evet, kullanım testimizin sonucu bu şekilde arkadaşlar. Detayları aşağı yukarı anladınız. Beygir gücüne göre turbo olduğu için traktör iyi durumda. Alınabilir. Ama tabi T5 imkanınız itibariyle T580 alabilirsiniz. O daha iyi. Çekiş yönünden. Çünkü onda bir de intercooler var. Çift kuyruk mili devri var. Artıları var yani. Birkaç teknik özellik konulmuş. Ön şartır kapatma gibi. Akünün gibi. Artıları var. Bundan tabi. Tabi fiyat olarak da biraz değişiyor. Bu şeydi arkadaşlar. Kullanım testimizin sonu. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın lütfen. Bir tane videoları görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.